Merhaba arkadaşlar. Evet, mevzu yemek esnasında su içilmeli mi? Şimdi doktorlar Instagram'da orada burada bazı doktorlar, viral olmak isteyen doktorlar, etkileşim almak isteyenler yemek esnasında kesinlikle su içilmemeli. Yemekten 30 dakika sonra içilmeli diyorlar. Yani kilitlendim. Evet, ne söyleyeceğiz? Şimdi yemek esnasında işte su içerseniz midenin yemeği eritmek için ürettiği asidi azaltırsınız. Yemeği asit azalınca yemeği eritemez gıdaları. Dolayısıyla oradan o 12 parmağı bağırsağınıza İşte geçemez, zor geçer, bilmem ne falan filan. Şimdi bu şekilde açıklama yapıyorlar. Şimdi peki ben de diyorum ki, ben de iyi kötü sporcuyum, iyi kötü biliriz yani. Bir de sporcu olmanıza da gerek yok. Yani ömrünüz boyunca siz de yiyip içtiğiniz için siz de tecrübelisinizdir bu konuda. Herkes tecrübeli. Şimdi yemeği bir, ben soruyorum. Kuru kuru nasıl yiyeceğiz? Sayın çok bilen doktorlar. Bir söyle bakalım. Kuru kuru yemeği nasıl yiyeceğiz? Şimdi bu bir. Yemeği kuru kuru zar zor yersin. İki. Şimdi sudan bahseden o cahil doktor çorbayla öğününe başlıyor mesela. Şimdi ben o cahil doktora sormak istiyorum. Çorbanın ana maddesi nedir? Çorba neyle yapılır? Ana maddeyi soruyorum. Ana madde ne gerekir? Su. Yani siz çorba içtiğiniz zaman mide şöyle mi cevap verecek? Aa ne güzel. Su gelmedi bana, çorba geldi. Yaşasın. Bu benim asidimi engellemez. Çorba. Ama su olsaydı ben bitmiştim, perişan olmuştum. Asidim olmazdı. Şimdi bakın. Evet, farklı yaklaşan doktorları görüyoruz. Bu doktorculuk felsefe gibi değil. Felsefede herkes soru sorar. Hayatla, doğayla, dinle, onunla, bununla ilgili soruya cevap ararlar. Var olan bir şeylere cevap ararlar ve her kafadan bir ses çıkar. Her filozof farklı bir şey söyler. Biz onlardan bir takımını kaparız, beğeniriz, beğenmeyiz. Burada konu gayet açık. Ama tıp da öyle değil ya. Yani nasıl bir cahilsiniz de çıkıp saçma sapan öğütler veriyorsunuz. Sırf orala böyle bir yükselmek için Canan Karatay'ı kıskanıyorsunuz tabii. Kadın çok mantıklı şeyler söylüyor. Ben dinliyorum. Evet, mantıklı. Çok çok mantıklı şeyler söylüyor. Kolesterol diye bir şey yoktu. Siz icat ettiniz. Onun üzerine de ilacı icat ettiniz diyor. O kolesterol olması gereken bir şeydir diyor. Tıpkı yani ben size şunu söyleyeyim, yani şekeri mesela sıfır aldınız, işte meyve de yemediniz, meyveden de şeker almadınız. Hayattan tat alamazsınız ya. Beynin ana gıda maddesi hem şeker diyeceksiniz hem de şeker alma diyeceksiniz. Şekerle ilgili ayrıca bir videom var. Yani sevgili arkadaşlar, biz de iki kelam edebiliriz. Yani bu cahil bir takım doktorlar kalkıp da yemek esnasında su içmeyin, yemekten 30 dakika sonra için diyorsa bu tam bir cahil. Saçma sapan bilgiler veriyorken ben burada o bilginin daha düzgününü, doğrusunu derleyip toparlayıp verdiğimde YouTube benim videomu yayınlamamıştı. Sağlıkla ilgili diye. Şimdi tabii başlığı değiştireceğiz. Öyle yayınlayacağız. Yani yapmayın arkadaşlar. İnsanların kafasını karıştırmayın. Bu suyla ilgiliydi. Zaman zaman doktorların böyle enteresan, garip, gureba çıkışlarıyla ilgili ben de bildiklerimi ileteceğim. Hoşça kalın.